Mandata'dan merhabalar. Ben Bu videomuzda Türksel hissesinde RSI bazlı bir trading stratejisi paylaşacağız. Şimdi stratejinin özetine geldiğimizde dolar bazında yaklaşık %40'lık bir getiri sağlamış ve toplam 792 trade gerçekleşmiş. Bir saatlik mumlardayız bu arada. %61'e yaklaşık tradelerin karlı kapanmış ve kazanç katsayısı Ortalama işlem karımız yüzde ikiye yakın ee, ve her bir işlem için trade'in kapanması için yaklaşık 11 saat borsa süresi geçmiş. 11 mu? 1 saatten 11 saat yapar. Ee, bir günden biraz fazla. Neyse ortalama bu şekilde. Şimdi alt tut. Türksel o zamandan bu zamana değişmemiş neredeyse yüzde buçuk. Son işlemde şu an bekleyen bir trade var mı bakalım. Evet karlı bir trade e, hala açık, kapanmadı. Bu şekilde şimdi başlangıç tarihine de bakacak olursak şuradan hep birlikte inceleyelim. Son trade'imiz e, bu 29 12 2023'te aldığımız trade bekliyor. Burada 05-10 2020'de ilk trade e, başlamış bu şekilde kar-zararlar mevcut. Yani tüm e, kar trade'ler zarar trade'lerden daha fazla olduğu için büyüklük olarak net toplamda kar elde etmiş. Burada tabi gördüğünüz gibi parçalı e, satışlar var. Kademeli kar alma indikatörünü kullandık. E, bu şekilde bir trading stratejisi oluştu. Şimdi detaylarına bakalım hep birlikte. Burada uzman data ultimate strateji e, indikatörüne girdiğimizde burada alım satım koşullarımızdan öncelikle alım koşulumuz önemli olan burada e, RSI büyük e, oversold yani fazla satılmış değerinden 50 değerinden büyükse al diyoruz. Şimdi bu al koşulumuz ve dolar bazlı grafikteyiz. Daha önce dolar bazlı nasıl incelediğimizi göstermiştik bu şekilde. Şimdi tekrar geldiğimizde RSI 50'den büyükse satılmış fazla satılmış değeri 50'den büyükse al. Sonrasında bunu aldıktan sonra kar almada yani tek koşul bu alım koşulu bu kar alma kısmı ise kademeli kar almadan %2, %4, %6, %8 şeklinde 4 parça olarak satıyor, ker kar alıyor. Peki bu %2, %4, %6, %8 sürekli arka arkaya gerçekleşiyor mu? Tabii ki hayır. Eğer bu kademelik kar almada herhangi bir noktasında sistem sat derse stop loss olarak, zarar durdur dur olarak nasıl bir koşul belirledik? ona bakalım. Burada da stop loss olarak RSI sat derse ve burası önemli ADX indikatörü sat derse, iki koşul birden gerçekleşirse, sata dönerse direkt pozisyondan çıkmış oluyor karına zararına bakmadan. Bu şekilde de bir iki koşullu stop loss gibi bir koşul oluşturmuş oluyoruz. Satım koşulunda stop loss olarak kar al olarak ya yani giriş koşulumuz RSI, eee al koşulumuz kademeli, e, kar alma, stop loss koşulumuzsa e, RSI ve ADX sat derse bu şekilde gerçekleşmiş e, oldu. Tarihlerde böyle. Şimdi grafik üzerinde bakacak olursak burada mesela al demiş. E, burada almış. ilk parça karı almış. Sonra sistem SAT'a döndüğü için burada komple çıkmış. Mesela burada yine al demiş. TP1 ve TP2 aynı noktada gerçekleşmiş. Yüzde %2, 4, 6, 8'di. Sonrasında üçüncü parça kar burada gerçekleşmiş. Sonrasında da TP4 burada gerçekleşmiş. bu şekilde yine başka trade'lerden örnek verecek olursak şöyle geçmişe dönük. Mesela yine burada almış sonra tamamen satmış stop loss olmuş. Ee, burada yine aynı şekilde ilk parça karı almış sonrasında sat dediği için stop loss gibi çalışmış. Burada da yine aynı şekilde TP burada almış TP1 gerçekleşmiş. Sonra tamamen çıkmış almış. Yine tamamen çıkmış. Bu şekilde siz de geriye dönük detaylı inceleyebilirsiniz. Çok daha fazla bir sürü trade var tabi. Hepsini tek tek göstermek imkansız fakat buradan görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yine almış. İlk parça karı burada satmış. Sonra ikinci ve üçüncü parçayı burada satmış. Dördüncü parçayı satamadan stop olmuş. Burada durmuş. Ee, yine burada e, almış, tamamen e, satmış, stop olmuş. E, bu şekilde görebiliyorsunuz detaylı olarak e, trade'leri. Kendiniz de buradan detaylı inceleyip bu stratejiyi daha da iyi hale getirebilirsiniz. Bu bir örnek stratejidir, yani bir yatırım tavsiyesi değil. Siz daha iyisini e, buradan örnek alarak kendiniz oluşturabilirsiniz kendi beklentilerinize göre. Burada yine almış RSI koşulu gerçekleşmiş, sonrasında ilk kar burada birinci ve ikinci karlar gerçekleşmiş, sonra üçüncü kar ve dördüncü kar burada sırayla gerçekleşmiş. Burada da yine yıkalım gerçekleşmiş, TP1, TP2 gerçekleşmiş, sonra tamamen satmış. Bu şekilde tüm trade'ler gözüküyor. Peki siz bunu yani tüm alım satımları tek tek bu şekilde e, incelemek yani RSI'nin 50 olduktan sonra işte 6 dolar bazında takip et şeklinde nasıl yapacağım diye soracak olursanız buradan bu strateji alarm kurduğunuzda oluştur dediğinizde tüm alım satım sinyalleri gelmiş oluyor. Eğer bunu otomatik alım satıma dönüştürmek istiyorsanız burada e, bu mesaj metnine e, uzman datanın e, metnini girdiğinizde e, bu alım-satım sinyalleri aracı kurumunuza emir olarak iletiliyor ve siz bilgisayarı kapatıp gittiğinizde otomatik alım-satım yapmaya algoritmik işlem yapmaya devam etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde merak ettiğiniz kısımları aşağıda yorumlarda e, belirtebilirsiniz. Bir sonraki algoritmik trade videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.